Esselamu Aleyküm değerli izleyicilerimiz. İstiklal Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bültenimizde Doğu Türkistan'da yaşanan anlık gelişmeleri derledik. Sizler için sunmaya hazırız. Dikkatiniz ekranlarımızda olsun. Doğu Türkistan'da bölgesel statü değiştirildi. İşgalci Çin, Doğu Türkistan'ı Çinileştirme hedefine ulaşmak için Doğu Türkistan'ın güney kısmında bölgesel statüleri keyfi değiştirerek güney bölgesinde bir vilayet ve 4 askeri tümen peydahladı. Çin Halk A'nın 7 Haziran'daki haberine göre, merkezi şehir Ürümçi'de gerçekleşen sözde Şincan Halk Hükümeti 10. Parti Komitesi 8. Genel Kurul toplantısında Doğu Türkistan'ın güney bölgelerinde kalkınmayı teşvik etmek için çeşitli politikaları ve bazı agresif tedbirleri kararlaştırdı. Komünist yetkililer toplantıda Doğu Türkistan'ın güney kısmında sözde yüksek kalkınma hamlelerinin teşviki için Birleşik Planlama Stratejisi adı altında bölgesel statüyü keyfi bir şekilde ayırıp, birleştirip, genişleterek bir vilayet ve 4 askeri tümeni birbirine dahil etti. Doğu Türkistan'ı Çinileştirmeye yönelik Şer planına göre Doğu Türkistan'ın güneyindeki 3 vilayet ve 1 şehir statüsünü genişleterek doğrudan merkezi hükümetten yönetmek isteyen işgalci Çin, güneydeki Bayıngulon, Kaşgar, Hoten, Aksu, Kızılsu gibi bölgelere yarı silahlı askeri taburlara ait tümenleri dahil ederek tamamını Doğu Türkistan'ın güney beldesi statüsü verdi. Gözlemciler, Çin'in Doğu Türkistan'ı işgalinden bu yana çok defa bölge adlarını değiştirdiğini, hali hazırda her vilayet, şehir, il, ilçelerde Pekin yolu, Hınan yolu, Şanga yolu gibi isimlerin ortaya çıktığını, asil, özgün, bölgesel adlarınsa yavaş yavaş ortadan kaybolduğunu, Çin rejiminin Doğu Türkistan halkının inancını, ideolojisini, dünya görüşü, kültürel ve sosyal yaşamını büyük ölçüde bozguna uğratarak sistematik soykırım uyguladığını kaydetti. ABD'de Uygurları Koruma Yasa Teklifi. Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi, Çin'in soykırım politikası nedeniyle daha önce yurt dışına çıkmayı başaran Uygur Türklerinin ABD'ye iltica etmesini kolaylaştıran Uygur İnsan Haklarını Koruma Yasası isimli bir yeni tasarı daha önerildi. ABD, Çin yönetiminin Doğu Türkistan'da yapmakta olduğu soykırım, baskı ve asimilasyon politikalarına karşı somut adımlar atmaya devam ediyor. Bu kapsamda ABD Temsilciler Meclisi üyesi Bayan Jennifer Wexton, 8 Haziran 2023 tarihinde Uygur İnsan Haklarını Koruma Yasası adlı tasarıyı meclise sunduğunu kişisel sosyal medya hesabından duyurdu. Yasaya göre Çin'in soykırım politikası nedeniyle daha önce yurt dışına çıkmayı başaran Uygur Türklerinin ABD'ye iltica etmesi kolaylaşıyor. ABD Temsilciler Meclis üyeleri, Doğu Türkistan'da Çin hükümeti tarafından soykırıma maruz kalan Uygur Türklerinin ve diğer etnik grupların öncelikli mülteciler olarak belirlenmesini ve ABD'ye sığınma taleplerinin hızlandırılmasını talep ettiklerini belirtti. Bilgilere göre temsilci Wexton, Uygur İnsan Hakları Koruma Yasası'nı Temsilciler Meclisi'ne anlatırken, Uygurların ve diğer etnik grupların Çin hükümetinin ellerinde karşı karşıya kaldığı korkunç zulümler, küresel bir insan hakları acil durumudur. ABD bu zulümden kaçanlara sırtını dönemez ifadelerini kullandı. Tasarıyı hazırlayanlardan temsilci Elvira Salazar ise, Çin Komünist Partisi tarafından işlenen Uygur soykırımı, şimdiye kadar tanık olduğumuz en korkunç insanlık suçlarından biridir. Mülteci sistemimiz en çok ihtiyacı olanlara koruma sağlamak için tasarlandı. Bu sistemin Uygurların ve diğer ezilen, horlanan grupların Doğu Türkistan'da maruz kaldığı sistematik zulüm ve işkenceden kaçabilenleri almaya hazır olmasını sağlamalıyız ifadelerini kullandı. Blinken Çin'e gidecek. ABD Dışişleri Bakanı Antonio Blinken'in diplomatik temaslarda bulunmak üzere 18 Haziran'da Çin'in başkenti Pekin'de olacağı bildirildi.
Associated Press'in isminin açıklanmasını istemeyen diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Blinken'in 18 Haziran'da Pekin'de Çinli yetkililerle görüşeceği kaydedildi. Bakan Blinken'in ziyareti hakkında ise Dışişleri Bakanlığı'ndan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. ABD'li yetkililer Şubat ayı başlarında Amerikan hava sahasına giren ve Çin'e ait olduğu anlaşılan artan sayıda casus balon görüldüğünü açıklamıştı. Yaklaşık 60 metre boyunda olan 3 otobüs büyüklüğündeki gizemli araçlar 4 Şubat'ta bir ABD savaş uçağı tarafından Güney Carolina kıyılarında vurularak düşürüldü. ABD'nin birçok hassas nükleer füzesine ev sahipliği yapan Montana eyaleti üzerinde de aynı balondan görülmüştü. Yaşananlar diplomatik krize yol açarken, ABD Dışişleri Bakanı Antonio Blinken, Şubat ayı Çin'e yapmayı planladığı ziyareti iptal etmişti. Sayın seyircilerimiz, bültenimiz burada noktalıyoruz. İnşallah yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.